Orta Doğu halkları, sırtlaştırın safları, Orta Doğu halkları, sırtlaştırın safları. 1915 yılı Nisan ayı sonunda Bitlis'in Mutki köyü Sırp Bahannes Kilisesi yanında evimizden ayrıldığım Berç ve Hayganuş Yergatyan adlı kardeşlerimi aramaktayım. Tanıyanların Yerevan Gomidas Sokağı 15 numarada oturan bendeniz Agop Yergatyan'a haber vermelerini rica ediyorum. Bugün 1915 Ermeni soykırımından 75 yıl sonra bu türden ilanlar hemen her gün dünyanın dört bir yanında basılan Ermenice gazete ve dergilerde yayınlanıyor. Soruyoruz, dünyada biz Ermenilerden başka hangi halktan insanlar hala kendi öz bacılarını, kardeşlerini bulabilmek için gazete ilanlarına başvuruyorlar? Ermeni soykırımından lanet diyoruz. Ermeni soykırımından lanet diyoruz. Ermeni soykırımından lanet diyoruz. Dostlar, arkadaşlar, tarihe kara damgasını vurmuş tüm imparatorların, şahların, sultanların ezip geçtiği topraklardan, insanoğlunun yaratmış olduğu bilinen tüm uygarlıkların izini taşıyan topraklardan, Anadolu'da, Ermenistan'da, Kürdistan'da, Gilikya, Mezopotamya ve Filistin'de yükselen direniş ateşlerinden gelen sesimizle selam olsun toprağa ve insana inanıp omuz omuza mücadele edenlere. Selam olsun. İlla solidarite internasyonel. İlla solidarite internasyonel. İlla solidarite internasyonel. Bundan 75 yıl önce halkımızın, Ermeni ulusunun imparatorluklara, emperyalistlere karşı yüzyıllardır sürdürdüğü bağımsızlık ve barış mücadelesi kanla boğuldu. Yüzyılımızın başında tüm devletlerin, halkların gözü önünde savaş karargahlarında tasarlanmış bir planla tam 1,5 milyondan fazla Ermeni kendi toprakları üzerinde katledildi, kalanlar sürüldü. Bu soykırım ne yazık ki insanlık tarafından lanetlenmedi. Ve soykırımlar sürdü, sürüyor. İşte Filistin, işte Kürdistan, işte Azerbaycan'da Sumgay, Baku ve daha niceleri. Ermeni soykırımı yüzyılımızın ilk soykırımı olmaktan öte bizler için, yani Ermeni ulusu için ayrı bir anlam taşıyor. Halkımız yalnızca 1,5 milyon insanını yitirmedi. Bin yıllardır üzerinde yaşadığı topraklarına işgal edildi. Atom bombasının henüz keşfedilmediği yıllarda bir halkın bağımsızlık mücadelesi yalnız ve yalnız bu yöntemle kırılabilirdi ve kırmaya çalıştılar. Ama bu kadarla kalınmadı. Atom bombasının neden olduğu ve kuşaktan kuşağa geçen hastalıklar gibi soykırımından kurtulanların çocukları, torunları, yani biz bugün dünyanın dört bir yanına dağılmış beyaz soykırımın boyunduruğunda yaşıyoruz. Gerçeği bilmeyen kişi aklı ermeyen zavallı bir cahildir. Ama gerçeği bilip de inkar eden, ona yalan diyen kişi düpedüz katildir diyor çağımızın büyük adamlarından Bertolt Brecht. Geçmişte ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanlığından devlet dairesi kapıcısına kadar tüm yönetim kademeleri katillerle doludur. Ve en ilginci, söylüyoruz, tekrarlıyoruz, bugün yaşanan Türkiye'de en ilginci, bu gerçeğe rağmen hala susmayı sürdüren Türk
Türkiye'de kendine demokrat, aydınım diyenlerin varlığıdır. Onlar için seslerini çıkarmıyorlar. Yine soykırımından geçirilmiş bir halkın, Kızılderililerin ataları şöyle der: biz bu dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık. Fakat onlar ödünç aldıkları toprakları kendi çocuklarına teslim edemediler ama onurlarıyla intihar ettiler. Ermeni halkının yiğit evlatları, tüm dünyanın sağır kaldığı işgal edilmiş Ermenistan sorununun güncelleşebilmesi ve meseleye sahip çıkanların olduğunu son 20 yıldır verdiği mücadele ve silahlı eylemleriyle kanıtlamıştır. Büyük, çok büyük bir sessizlik duvarını yıkabilmeyi başaran bu güç sonunda Türk ve Kürt halkının da ilerici devrimciler tarafından Ermeni soykırımının tanınmasını beraberinde getirmiştir. Dostlar, geçmişte birleştirmeyi başaramadığımız güçlerimizi bugün ortak düşmanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yan yana getirmeyi başaramazsak, şunu bilin ve inanın ki bizden sonra gelecek kuşaklarımıza karşı suçlu duruma düşeriz hepimiz. Yüzyıllardır aynı topraklarda birlikte yaşadık. Aynı topraklarda birlikte yaşadığımız Türk, Kürt, Zaza, Çerkez, Laz, Arap, Asuri ve Kıldani halklarıyla birlikte geleceğimizi özgür ve aydınlık bir gökyüzü altında birlikte kurabilmemiz, el ele verebilmemizden geçer. Yaşasın devrimci 2021! Yaşasın devrimci 2021! Yaşasın devrimci 2021! Bizler, Ermeniler, ana vatanları işgal altında bulunanlar, topraklarımıza geri dönüp kendi kaderimizi özgürce kendimiz tayin etmek için mücadele ediyoruz. Bu haklı dalımızı tanıyıp kavgamıza saygı duyan her halk, örgüt veya insanla güçlerimizi birleştirmeye hazırız. Biz uğratıldığımız soykırımda 1915 katliamında sorumlulukları olduğu halde Türk ve Kürt halkına karşı kin duymuyoruz. Bütün halklar kardeştir. Bütün halklar kardeştir. Bütün halklar kardeştir. Sadece kin duymamakla kalmayıp tam aksine bugün geçmişte atalarının kullanıldığı, cehalette uğratıldığı acı gerçeğini kavramış olan tüm insanlara, Türklere, Kürtlere ve onların mücadelesine saygı duyuyor. Onlarla birlikte savaşıyoruz. Ermeni halkının yiğit evlatlarından Orhan Armenak Bakır, Hayrabet Hançer, Nubar Yarımyan, Manuel Demir bu uğurda şehit olmuş, Garbis Altınoğlu gibileri hapislerde çürütülmekteler bugün Türkiye'de. Biz aynı saygı ve dayanışmayı da sizlerden burada bulunsun veya bulunmasın tüm Türk, Kürt, ilerici, devrimci demokratlarından bekliyoruz. Halkımız, bizler, Ermeniler, Van'ı, Muş'u, Bitlis'i, Erzurum'u, Kars'ını, Ararat'ı unutmadı, unutmayacak. Şu bilinsin artık ve hiç kimse yurdumuzun sahipsiz olduğunu düşünmesin. Biz o toprakların sahibi olduğumuzu ve bu uğurda Türkiye'de şehitler vererek ispatladık. Levon Ekmekçiyan, Zorab Sargisyan ve Mıdır Dişmalaryan'a saygıyla anıyoruz.
Dostlar, yüzyıllardır yalnızca soykırımlar, katliamlar, savaşlar, yani kan ve ateşi tanıyan Orta Doğu'yu halkların barış içinde yaşadığı ülkeler topluluğuna dönüştürmek için haykıralım. Yaşasın Ermeni halkının mücadelesi! Yaşasın Orta Doğu halklarının dayanışması! Yaşasın Orta Doğu halklarının dayanışması! Yaşasın Orta Doğu halklarının dayanışması! Şimdi programda olmadan da çok özür dilerim. Burada bulunan herkesi 1915'te yitirdiğimiz 1,5 milyondan fazla Ermeninin anısı için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bizler mezarları belli olmayan insanlara söz verdik. Atalarımıza, dedelerimize söz verdik. O topraklara geri döneceğiz.